Kıbrıs TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Gündem özel programıyla sizlerleyiz. Bugün stüdyomuzda iki tane konuğumuz var. Hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Maramonte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Ertarkan Berkin bizlerle birlikte. Maramonte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkan Yardımcısı Zekiye Daman da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok sağ olun. Umarım yanlış söylemedim isimlerinizi. Çok hızlı okudum. Yok, tamamdır. Şöyle başlayalım önce. Kısaca bir kendinizden bahsedin, tanıtın. Daha sonra dernekle ilgili konuşmaya geçelim. Ben Şeniz Berkin, iki çocuk annesiyim. 4 yıl var. Sosyal sorumlulukların içinde yer almaktayım. Yüksek mimarım. Ben Zekiye Dalman. Evliyim. İki oğlum var. Şirketimiz olan Esquire Emlak Bürosu'nun kurucusu, direktörüyüm. Ne kadar süredir bu yardım işleriyle uğraşıyorsunuz ya da bunlar nasıl bir duygu, nasıl girmeye karar verdiniz? Sizden başlayalım derseniz. 4 yıldır ben. Kızım üniversiteye hazırlandığı dönemde artık sınavları bitirdi. Üniversiteyi kazandı. Dedim ki olmaz. Hani evde oturmak olmaz. Ben kendimi sosyal sorumluluk derneklerine atmam lazımdır dedim ve o şekilde derneğimiz işte 8 tane bayan bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Bugüne kadar birçok insanımıza el uzattık, yardım ettik. Çok değerli projeleri hayata geçirdik. İnsanların mutluluğunu görmek, onlara çare olabilmek, onları sevindirebilmek gibi güzel duygu yoktur. Peki siz Zekiye Hanım, nasıl başladınız, nasıl girdiniz? Yani bu kararı nasıl verdiniz? Ya da yaptığınız yardımlarda nasıl bir hisse kapılıyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Birilerine yardım etmek, onların mutluluğunu görmek çok güzel bir duygu. Biz her zaman, ben zaten her zaman insanlara yardım etmeyi çok sevdim. Ben daha önce BAF Türk Birliği'nin yönetimindeyim de ayrıca. Emlakçılar Birliği'nin yönetimindeyim. Kadın kollarında. Yani her zaman aktif olan bir insanım. Arkadaşlarımızla oturup karar verdik. Bir dernek kurup birilerine ulaşmak, birilerinin gönlüne girebilmek. Ve arkadaşımın da dediği gibi gönülden gönüle iyilik deyip yola çıktık. İyi de çıkmışız. Arkamızda koskocaman iyiliksever insanların olması da bizi çok mutlu etti. Sponsorlarımızın olması, her zaman birilerinin bize yardımı, bizim başkalarına yardım etmemiz çok güzel bir duygu. Çocuklarımıza, yaşlılarımıza, sağlığa o kadar çok şeyler yaptık ki eve gittiğimiz zaman arkadaşlarımızla birlikte o kadar mutlu oluyoruz ki herkese derneğimize çağırıyoruz, herkese kucak açıyoruz. İyilik yapmak çok güzel. Bize katılsınlar diyorum. İsteyen herkes sanırım katılabiliyor. Tabii ki. Üye sayınız nedir? Bunlarla da ilgili bilgi verirseniz. Evet. Biz derneğimizi kurarken aslında önce eğitim ve sağlık dedik. Baktık ki eğitim ve sağlıkla olmuyor aslında. O kadar çok ihtiyaçlı ailelerimiz vardır ki, yaşlılarımız, sevimli dostlarımız, çevremiz ve biz genişledik. Bize üye olmak isteyen herkes üye olabilir. Bir sınırlamamız yoktur. Gönlü iyilikten geçer. İyilik yapmak isteyen herkes derneğimize üye olabilir. Bazen şey gelir bize böyle, siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Benim vaktim yok, zamanım yok, torunuma bakarım. Aslında vakit zaman da önemli değil. Herkes bizim gibi aktif olamayabilir. Ama inanın ki küçük bir dokunuş bile çok değerlidir bizim için. 100'e yakın üyemiz vardı ve her geçen günde tabii ki bu artıyor. Önce ben şeyden bahsetmek istiyorum. Okullarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz her Eylül ayında bir okul seçiyoruz. Okulumuzdaki 20-30 çocuğun üniformaları, ayakkabıları, çantaları, kırtasiyelerini karşılıyoruz. Tabii okullarımızın eksiklikleri de oluyor. Klima eksiği, televizyon eksiklikleri. Onları da o şekilde tamamlıyoruz.
Bu yıl çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Sıfır Atık Projesi. Okullarımızı gezdik. Çocuklarımıza ömrü dolmuş mavi kapakların, kullanmadığımız kıyafetlerin, kullanmadığımız atık yağların, kağıdın, pet şişenin, camın tekrardan kullanabileceğimizi gösterdik. Uzman kişiler okullarımıza geldi. Çocuklara bunları anlattılar. Biz oraya çöp bidonları yerleştirdik ve şu anda oradan topla biriktiriyoruz. Biriktirince de müdüre hanımla, müdür beyle onları satış gerçekleştirip okul bütçesine katkı sağlıyor ki bu yıl daha çok okula yayılmayı hedefliyoruz. Sağlık, eğitim dediniz, projelerinizden bahsettiniz biraz. Başka projeleriniz var mı peki? Geçmişte neleri hayata geçirdiniz? Şu an neler yapacaksınız bundan sonrası için? Biraz onlardan da konuşalım. Yani biz sağlık ocaklarımız, Lapta'ya, biz hepimiz genelde Lapta, Karaalanoğlu, Alsancak bölgesinden üyelerimiz, Girne bölgesinden oluşmaktadır. Lapta sağlık ocağı bizim için çok değerlidir. Lapta Sağlık Ocağı'nın geliştirilmesi, merkezi hastahanelerin de bir nebze olsun, yükünün azaltılması için sağlık ocaklarına, Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yeni branşlarda doktora ataması talep ediyoruz. Ki biz jinekolog getirdik, kulak burun boğaz doktoru. Derneğimiz de cihazları için çalışmalar yürütmektedir. Tamamen geçtiğimiz aylarda kulak burun boğaz doktorunu bakanlık tarafından atandı. Bizler de bütün cihazlarını, muayene masasını, aspiratörünü, tüm cihazlarını bağışladık. Görüyoruz resimlerde de ve haftanın bir günü çarşamba günleri sağlık ocağımızda doktorumuz hizmet vermektedir ve çok da güzel geriye dönüşümler almaktayız. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde doktorumuzla halkımızı buluşturduk ve biz tamamen toplumumuzun faydalanacağı aslında projeleri hayata geçirmek istiyoruz ki daha önce de aynı şekilde sağlık ocağımıza jinekolog gelmişti. Tabii ki oradaki ihtiyaçlar sağlık ocağımızın kamerasından çarşafına birçok bağışımızla gerçekleştirildi ve ben gururla, onurla söylemek istiyorum ki çok değerli yardımseverlerle, iş adamlarımızla ve ikinci el topladığımız kıyafetlerin satışıyla gelir elde etmekteyiz ki herkesin kullanmadığı kıyafetleri belirli bölgelerimizde kıyafet kumbaralarımız mevcuttu. Ayakkabı, eşya, oyuncak, kıyafet oraya bırakılıyor. Biz de onları alıp tekrar gözden geçirip İngiliz pazarlarında da satışını yapmaktayız. Ama en büyük tabii ki gelirimiz şimdi konuşacağımız Maramonte İyilik Atölyemizdir. Akmasa damlar diyorum ben gerçekten. Biz bayanların aslında verdiği kapılar açılıyor bize. Gittiğimiz hiçbir iş insanımızda hiçbir zaman bizi geri çevirmedi ve onların destekleriyle aslında bazen gün gelir dernek bütçesini kullanmadan da iş adamlarımızın bizlere sağladığı imkanlar doğrultusunda da bağışlarımızı yapmaktayız. Peki Zeki Hanım, bu yola kaç kadınla başladınız ve şu an sanırım bir 100 üyeniz olduğundan bahsettiniz. Evet. Biraz da onlardan konuşalım, kurulum amacınızla alakalı. Kurulum amacımız dediğimiz gibi yardım. İnsanlara yardım etmek. Daha doğrusu hastaneler için, okul için, huzur evi için, aslında en çok yaşlılarımız için daha çok. Biz bir anneler gününde Lapta huzur evini ziyaret etmiştik. Oradaki nenelerimiz, dedelerimiz diyeyim artık. Onları öyle görünce bizim içimizden bir hüzün doldu aslında. Orada onların yalnız olması, orada oturup hiçbir şey yapmamalarını görmek. Orada hemen bize bir fikir geldi. Oraya bir atölye açmak istedik. Çok da güzel oldu oraya açtığımız atölye. Onlarla birlikte döküm yapıyoruz. Objeleri size de hediye getirdik. Onları da gösterelim. Evet. Dilerseniz üretilen ürünleri. Onların dökümünü yapıyoruz. Onlarla birlikte boyuyoruz. Şöyle. Evet. Bunların satışıyla gelir ettiğimiz parayı da yine huzur evine eksiklerini alıyoruz.
güzel bir katkı yapıyoruz orada. Onlar da çok mutlu oluyor. Arada onlara müzik dinletisi, eğlence yapıyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Evet. Atölyede evet, yani, kimler? Evet. Yaşlılarımız bizim için çok değerlidirler. Gerçekten yani oradaki huzur hiçbir şey anlatılmaz. Zaten onlar aileleri tarafından terk edilmiş, oraya konulmuş ki gerçekten de oradaki personel çok güzel de ilgileniyor. Ama onlardaki şeyi hissettik, eksikliği. Yani bütün gün otururlar, hayattan koptuk, bittik, artık biz değerli değiliz. Biz de dedik ki, yok olmaz yani, görsellerde de görebiliyorsunuz. Yaşlılarımıza bir atölye açalım, bir şeyler yapalım, bir şeyler üretelim. Bu objelerin dökümünü de biz hazır alırdık. Dedik ki hani bir kara kalem çalışması tabii ki bekleyemeyiz onlardan ama bir şeyler yapabilirler, bir şeyler üretebilirler dedik ve Türkiye'den kalıpları getirdik. Bu objelerin birer, her birinin birer kalıbı vardı. Hepsine eğitimler verdiniz sanırım. Evet, daha orada sonra biz döktük, oraya götürdük. Onlar boyama yaptı, biz cilaladık ve bir baktık elimizde dünya kadar ürün oldu. Biz bunları pazarlarda, çarşamba pazarında, sosyal medyadan veya festivalleri gezerek satış elde edebiliriz, satabiliriz dedik ve böyle bir yola çıktık. Festivalleri dolaştık, festivallerde sattık. Çok talep gördü ürünlerimiz. İşte 100'e yakın ürünümüz vardır. Biz sadece birkaçını size getirebildik. Bu defa hediye alacak olan herkes atölyemizi destekledi. Birbirine hediye alan doğum günlerinde, öğretmenler gününde atölyemizi desteklediler. Ve biz ürettik, ürettik ve üreterek de çok büyüdük. Şu anda hepimizin evlerinde dökümden sonra boyatan, cilalayan birçok üyemiz vardı. Bununla da yetmedik. Evlerde Down sendromlu çocuklarımız vardır. Biz onlara da götürdük. Onlar da boyatıyorlar. Biz de üzerlerinden geçip tamamen satışa sunuyoruz. Ürünler gerçekten çok şık. Tekrardan da göstermek istiyorum. Mıknatıslı bir ürün. Gerçekten çok güzel tasarlanmış, yapılmış. Evet. Saksımız da bize ait. Atölyede kaç kişi çalışıyor şu anda, bir rakam var mı elinizde? Yani tamamen biz 8 tane yönetim kurulu üyelerimizle birlikte oraya gidip orada atölyemizi çalıştırıyoruz ama şu anda tamamen bu kadar ürün evlerimizde dökümü yapıp boyanıyor. Ben buradan da çağrıda bulunayım belediye başkanımıza, vakıflar idaresi müdürlüğümüze. Bizim bir yere ihtiyacımız vardır. Hem ürünlerimizi sergileyebileceğimiz hem de orada workshoplar yapabileceğimiz bir binaya ihtiyacımız vardır. Peki okullarda yaptıklarınızdan bahsettiniz. Biraz da huzur evlerinden bahsedelim. Yaşlılar aslında atölyede onları hayata kazandırmak, hayata tutundurmak amacıyla kendilerini değersiz hissetmesinler diye, ben de bir işe yarıyorum en azından diyebilsinler diye böyle bir yola çıktınız. Huzur evleriyle ilgili projeleriniz peki var mı? Onlardan da konuşalım. Evet, yani biz huzur evinde bu atölyeyi açarken aslında bir baktık ki mutfak çok kötü durumdaydı. İşte worktop'u yıpranmış, çekmeceleri nem almış. Hemen bir çalışma başlattık. Yine ünlü, değerli iş insanlarıyla birlikte. Worktop'lar, mutfaklarımız yenilendi. Baktık perdelerimiz, masalarımız, sandalyelerimiz yenilenmek ister. Onlar yenilendi. Oradan televizyon. Evet, oradan bize talep geldi. Biz su arıtma sistemi istiyoruz dediler. Bu damacanaları kaldırmak çok zor. Hemen bir su arıtma sistemi bağışında yaptık. Zekiye Başkanım da dediği gibi baktık ki yaşlılarımız gece odalarına çekilecekleri zaman televizyon yok odalarında. Ve biz 5 adet televizyon bağışında bulunarak yaşlılarımızın artık odalarına çekildikleri zaman televizyon izleyebilecekleri bir yaşam alanı oldu. Bununla da kalmadık. Yani bize hep derler ki bu projeler nasıl olur? Aslında bu projelerin biri biterken öbürü başlar. Baktık ki orada şey şikayeti geldi. Orada 3 senede engelli çocuğumuz yaşamaktadır. Bizim internetimiz bitiyor, işte kız arkadaşlarımızla konuşamıyoruz, ailelerimizle. Kuzey Kıbrıs Türksel sağ olsunlar oraya internet erişimini sağladılar ve şu anda yaşlılarımız orada televizyon ve bilgisayar bağışından da istedikleri anda, istedikleri filmi, istedikleri müzikleri ve istedikleri anda aileleriyle de bir iletişim kurmayı hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki bir farkındalık yaratarak ülkemizdeki gerek Güzeldürk, Lefkoşa ve Girne bölgesindeki okulları da
aslında bir nevi uyandırdık ve iki nesli birleştirdik. İki nesli bir araya getirdik. Çocuklarımız, yaşlılarımıza hikayeler okudular, çalgılar çaldılar. Ne mutlu bize ki şu anda Lapta Huzur Evi'nin var olduğunu ve her yıl okulların oraya ziyaret edebileceği bir kapılar açtık aslında. Çocuklar oraya ziyarete gidiyor. Evet. Biz oradaki yaşlılarımızı okula taşıdık. Evet. Çocuklarla birlikte boya yaptılar. Onlar da çok güzel bir gündü. Çok mutlu oldu. Yaşlılarımız da çocuklarımız da. Çocukları, yaşlılarımızı aldık. Okula götürdük. Karaoğlanoğlu İlkokulu'na ve oranın müdürü hanım Ayşem Hanım gerçekten çok güzel projeleri hayata geçiriyor. Birlikte müzikler çalındı, yemekler yenildi ve atölyemizin ürünlerine boyatıldı ve yıl sonu sergisinde de bunlar sergilendi. Evet. Çocuklara çok da güzel. Bu şekilde sevgiyi aşılıyorsunuz aslında bir anlamda. Evet, iki nesli bir araya getirmeye çalıştık. Çok da güzel oldu aslında o. Ürün satışlarından bahsettiniz. Etkinlikler düzenliyor musunuz peki bu ürün satışları için siz yoksa var olan etkinliklere mi katılıyorsunuz? Etkinliklere katılıyoruz aslında. Zeytinlik Festivali'ne katılmıştık. Bir de Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın bir projesinde katkı koyduk. Orada satışlar yaptık. Zaten dediğim gibi sosyal medyada çok satışımız oldu. Oradan satışı nasıl yapıyorsunuz? Ulaşmaları için söylüyorum. Adresinizi de verin dilerseniz. Kargo yolu vesaire nasıl oluyor oradan? Biz ulaştırıyoruz aslında. Sosyal medya hesaplarımızdan zaten bizlere mesaj gönderiyorlar. Dilerseniz sosyal medya adresinizi de paylaşın ki belki burada izleyip ulaşmak isteyenler olur size. Evet, Maremon Tek Girişimci Yardımseverler Derneği Facebook ve Instagram sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben de bu projelere katkım olsun, yardım edeyim diyorsanız bizden alışveriş yapabilirsiniz. Ki ürünler de burada ki bunlar şu an buraya getirebildikleriniz, daha fazla çeşidiniz bulunuyor zaten. Tabii ki. Evet, tabii ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Maremont'a iyilik atölyesi ödül aldı. Bu yıl birkaç tane ödüle layık görüldü. Biz çok mutlu olduk. Mersin'e gittik geçtiğimiz hafta ve Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Kuzey Kıbrıs'ın 40. yılında böyle bir ödüle layık görülmemizden gerçekten büyük mutluluk, onur duyduk. Oradaki çok değerli kadınlarımızla tanıştık, ilham aldık gerçekten yaptıklarından. Biz hep şey diyoruz, biz kadınlar çok güçlüyüz, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. İnşallah yine nice güzel ödüllere bu yılda devam ederiz. Evet. Çok güzel işler yapıyorsunuz aslında. Yaptığınız işlerin karşılığında size muhtemelen gösterdikleri bir güler yüz bile aslında sizin için karşılıktır diye düşünüyorum ama tabii ki de diğer yandan da ödüllerle de bu taçlandırılıyor. Biraz da protokoller, anlaşmalardan bahsedelim. Peki devletle işbirlikleriniz var mı? Biraz da bunlardan konuşalım. Ben öncelikle şeyi de söyleyeyim. Mersin'le ödül almaya gittiğimiz zaman Sayın Mersin Başkonsolosumuz Zarihe Mendili de bizi davet etti. Onunla da güzel projeler konuştuk. İnşallah en kısa zamanda onları da hayata geçiririz. Detay vermek ister misiniz? Neler olacak bunlar? Yoksa daha sonra. Daha sonra. Gerçekten yani Mersin bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Buradan Saygın Medya'ya da çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel ağırlandık ve aslında böyle güzel organizasyonların çok faydasını gördük. Çünkü Türkiye'nin gerçekten belli bir noktaya gelmiş iş kadınlarıyla bir araya geldik. Onlarla fikir alışverişinde bulduk. Gerçekten muz kabuğundan neler yapılabileceğini, işte muz pestiline kadar... pozitif köy kurucusu bir bayanla tanıştık orada. Nereden neyi biz kadınlar yapabiliyoruz aslında. Ben hani bizim derneğimiz sadece kadınlardan oluşmaktadır ama dileyen herkes gerçekten derneğimize başvurabilir, büyüyelim ve birçok daha birçok insanımıza yardım elini uzatalım. Yani sadece kadınlar değil, erkekler de herhalde tabii ki, katılabilir tabii size. Tabii ki. Aynı yolu yürüyebilir. Dediğim gibi biraz da protokollerden konuşalım dilerseniz. Yani bundan sonra yapılacak, planlanan neler var? Evet, zaten biz şimdi hedefimiz okullar olduğu için, sağlık ocakları olduğu için biz bakanlıklarımızla birlikte zaten bu işleri yürütebiliyoruz. Onların izin doğrultusunda bunları yapabiliyoruz.
Kadın sığınma eviyle ilgili bir protokol imzalamıştık. İnşallah onu da hep birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte veya belediyelerimizle birlikte hayata geçirtebiliriz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı Zeki Hanım? Ben şunu söylemek isterim. Bu ödülleri almamızda büyük katkıları olan iş adamlarımıza, sponsorlarımıza, yalnız biz değil, onlarla birlikte bu ödülü aldık. Onlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla olmak, onların bize verdiği destekle, bize güvendikleri için buralara geldik. Bu ödülü hepsimiz hak ettik. Çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle daha da büyüyorsunuz. Daha fazla insana el uzatabileceksiniz. Evet, bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet, çünkü tamamen gerçekten yani bizim huzur evine yaptığımız ziyarette yaşlılarımızın tekelekli sandalyelerinin kötü durumda olduğunu gördük ve hemen yine bir iş adamımız bize 5 adet bağışladı derneğimize. Yani biz derneklerin gerçekten herhangi bir destek, maddi destek almadığımız, tamamen kendi üyelerimizin aidiyatlarından ve atölyemizle ikinci elden gelen kaynaklardan olduğu için bizim aslında bu özel sektör, devlet ve dernek işbirliği aslında bu üçgen çok önemlidir. Yani özel sektör olmasa biz de olamayız aslında. Çünkü gerçekten pandemiden sonra biz baktığımızda belki de işte milyon değerlik bir bağışlar yaptık. Bu pandemiden sonra aslında herkes birlik oldu, kenetlendi. Gittiğimiz hiçbir insan demedi, hayır ben huzur evine veya ben okula bu yardımı yapamam. Yani gerçekten pandemiden sonra güçlü olduğumuzu, birlik beraberliğimizin bitmediğini gösterdik aslında bizim bu bağış yaptığımız projelerde. Aslında biz bir de çanta dikimi gerçekleştirdik. Bir üyemiz bize çanta dikti. Başka bir üyemiz, bağışçımız bize kumaşlar bağışladı. Onlardan çanta dikip onun da satışını biz yaptık. Bu da çok güzeldi bizim için. Evet, perdecileri gezdik. Dedik ki artık malzemeleri artık biz değerlendirebiliriz. İstemediğiniz, kullanmadığınız perde kumaşlarını, onları topladık. Cüzdanlar diktik, çantalar diktik ve onların da satışını sunduk ve onu da gösterdik aslında. Biz her şeyi değerlendirebiliyoruz aslında. Yani çaldığınız aslında kapılardan da kimse sizi boş göndermemiş. Göndermedi. Herkes elinden gelen neyse yapmaya çalışmış. Evet. Alsancak Anaokulu'nun parkının zemininin yıprandığını gördük. Çocuklarımız oynayamazdı. Kilit altındaydı park. Çok üzücüydü. İş adamlarımızla birlikte onu da yaptık. Çocuklarımıza yeniden güzel bir park yarattık. Bunlar çok güzel bir şey. Çocukların o mutluluğunu görmek bizi çok mutlu etti. Tabii ki yine diyorum ki bize katkı koyan bağışçılarımıza çok çok teşekkür ederiz. Biz Ramazan bayramlarında da camilerde lokma dağıtıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik aslında biz. Girne, Karaalanoğlu, Alsancak. Ramazan bayramlarında orada lokmamızı da dağıtıyoruz. Aslında Maremonte her yerde aslında, adanın her yerinde ve her projede biz çıkabiliyoruz aslında. Sadece belli bir yolumuz yok aslında. Önümüze geçen, çıkan bütün projeleri değerlendiriyoruz. Özel eğitim çocuklarıyla ilgili çok güzel bir proje gelecek önümüzdeki günlerde. Onların sesi olacağız, özel çocuklarımızın sesi olacağız, annelerin sesi olacağız. Yine ben buradan unuttuğumuz Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın Kıbrıs'ta yaşadığını çoğu insan bilmezdi. Barış Manço'nun yazdığı şarkıyı hepimiz biliyorduk ama mezarını bulduk. Mezarını yine bir sponsorlarla birlikte tüm aslında Türkiye Kıbrıs'ta mezarının, Sarı Çizmeli mezarının Dikmen Belediyesi'ne bağlı olduğunu, Göçeri Köyü'nde olduğunu, onun restorasyonunu yaptık ve orada bir güzel festival düzenlendi. Dikmen Belediyesi'nin katkılarıyla. Biz de orada tabii ki küçük minik çizmeler yaptık. Onların satışından gelir elde ettik. Ne mutlu bize ki bu yıl şeyi düşündük biz. Lösemili çocuklar için ne yapabiliriz? Ve bunu da geleneksel hale getiriyoruz. Her yıl 8 tane çocuk
Bunlar piyanist çocuklarımız. Hı hı. Bu yıl Bela Payız Manastırı'nda Turizm Bakanlığı himayelerinde 8 tane yetenekli çocuğumuz hocaları Julia Hocanımın destekleriyle birlikte sahneye çıktılar. Ve biz 3 günde 5 adet bilet bastık ve o akşam Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı'na 50.000 TL katkı yaptık. Dediğim gibi yani sadece bir konuda değiliz aslında biz. Hem yaşlıların sesi olduk, hem okullarımızın, ihtiyaçlı ailelerimizin, engellilerimizin. Biz deprem zamanında da yine dernek üyelerimizle birlikte topladığımız kıyafet, sular, kolilerce suları da gönderdik. Pandemi döneminde yine gıda paketleri, ailelerimiz vardır, gıda paketleri götürdük. Hala daha o ailelerimize bakmaktayız. Peki hiç birçok eksiklikten bahsettiniz. Gözünüze çarpan ve hemen hallettiğiniz. Bundan sonra, yani bundan sonrası için de konuşalım. Gözünüze çarpan eksiklikler neler? Onlar için neler yapacaksınız? Yani eksiklikler bitmiyor gerçekten. Hı hı. Yani her yerde. Sağlık ocağımızda bir balo yapmıştık. Biz bir gece düzenledik. Oradan bir gelir elde ettik. Şimdi o gelirimizi sağlık ocağımıza, Lapta Sağlık Ocağı'nda güzel bir projeyle geliyor. Okullarımızda sıfır atık projelerimiz yine devam edecek. Yayılacağız inşallah ki gerçekten bu mavi kapak toplama çocuklarda çok güzel bir bilinç oturdu. Yani benim oğlum 9 yaşında restoranta gittiği zaman bütün mavi kapakları toplar eve getirir. İşte çocuklara ömrünün bitmediğini aslında bu atık malzemelerin ki biz Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ile görüştüğümüzde her yıl toplanan mavi kapaklardan 6 adet tekerlekli sandalye alınırmış. Biz de dedik ki tamam bir kampanya başlatalım ki uzun yıllar önce kapaklar toplatılırdı ama daha sonra insanlar nereye kime vereceğini bilemediler ve bu kampanyalar durduruldu. Şimdi artık biz onları üniversitelerle, belediyelerle, okullarımızla işbirliği yaptık. Onları topluyoruz. Direkt Ortopedik Özürlüler Derneği'ne bağışlıyoruz. Hedefimiz bu yıl 12 sandalye almak. 12 tekerlekli sandalye. İyiliği aslında bulaştırıyorsunuz da diyebiliriz. Çocuklar çünkü neyi görürse onu yaparlar derler. Bilinçli bireyler bir yandan yardım toplarken, yardım yaparken aslında çocuklara da o bilincin yerleşmesini de sağlıyorsunuz. Evet, yani yine biz geçtiğimiz yıl Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda, geçtiğimiz dönem Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda yine Girne Belediyesi'nin de katkılarıyla zeytin ağaçları götürdük. Çocuklarla ektik onları ve 5 yıldan sonra orada aslında bir zeytin üretimi yapılacak. Bu yıl lavanta bahçemiz, nane, kekik, biz bunu huzur evine de yaptık. Kokulu aromatik bitkiler bahçesi yaptık. Bu yıl Lapta Huzurevi verimini aldı. Kekikler kurutuldu, naneler ekilmişti. Lavantalar. Biberiyeler ekilmişti. Evet. Lavantalarımız vardı. Şimdi de aynısını okullarda yaymayı planlıyoruz. Lefke'de yine evi yanan bir ailemize yardım ettik. Çocuklara kıyafet falan. Yani bazen şey derler, Maramonte bölgededir. Hayır, Maramonte bölgede değildir. Her yerde. Evet, biz Geçitkale'ye gittik geçtiğimiz yıl. Evet. Oradaki kırsal kesimdeki çocukları giydirdik okullar açılmadan. Aydınköy'e gittik. Aydınköy İlkokulu'nun perdeleri, sınıflardaki perdeleri değiştirdik. Lefke'ye gittik, evi yanmış, 4 çocukla sokakta kalmış ailenin gerek kıyafet, gerek ihtiyaçlarına giderdik. Yani biz her yerdeyiz. Peki bu yardımları yaparken birileri mi size ulaşıyor? Böyle bir aile var, destek olun. Duyduğumuz zaman da yapıyoruz biz. Birileri bize ulaşıyor. O şekilde de yapıyoruz. O zaman dilerseniz tekrar çağrı yapalım. Hem üye sayıları ile ilgili, üye olmak için size neler yapmaları gerekiyorlar? Aidatlarınız var mı? Bunlarla ilgili yıllık tekrar... aidatımız var, evet, yıllık aidatımız var. Bize ulaşacak olan herkesi ailemize diyelim katabiliriz. İyilik yapmak isteyenler bize katılabilir. Siz. Evet, bizim de derneğimiz herkese açıktır. Demin de dediğimiz gibi herhangi bir kriterimiz yoktur. Ben yapamam, benim vaktim yok demeyin. Ucundan da yakalayabilirsiniz. Bizim derneğimiz herkese açıktır. 300 TL bir aidatımız vardır yıllık.
Onun dışında da bir WhatsApp grubumuza ekliyoruz ve hemenden de projelerimize çok kısa sürede çözüm bulabiliyoruz. Çünkü farklı meslek gruplarından üyelerimizin olduğu için biz işte ayakkabı isteriz dediğimizde işte kız kardeşim ayakkabıcı, komşum ayakkabıcı deyip hemen o anda çözebiliyoruz projemizi. Hı-hı. Hemen orada çözüm bulabiliyoruz. Herkesi derneğimize bekliyoruz. Gönülden gönüle iyilik. Başlığı altında sloganıyla çıkmıştık. Büyümeye, ülkemizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz biz. Peki süremizin sonuna geldik. Son sözlerinizi alıp veda edelim. Evet. Yaptığımız iyiliklerin ödülünü fazlasıyla aldık düşünüyorum ben. Biz ve bağışçılarımıza, değil mi Şeniz Hanım? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman sizinle birlikte olmak istiyoruz. Bize yardımlarınızı her zaman bekliyoruz. Hı hı. Teşekkür ederim. Siz Şeniz Hanım? Bizi bugüne kadar destekleyen gerek bakanlarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyükelçimiz ve yardımseverlere hepsine buradan teşekkür ediyorum. Hep birlikte yine çok da güzel, daha güzel projeleri hayata geçireceğiz. Yardıma ihtiyacı olan bize ulaşabilir. Peki, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar çağrımızı yaptık. Üye olabilir her kesimden, herkes üye olabilir tabii size. Ki. Sadece kadınlar değil, erkekler de buna dahil olmak üzere. Yardımlarınız birçok insana ulaşıyor. İyiliği gönülden gönüle de bir yandan bulaştırıyorsunuz diyelim. Süremizin sonuna geldik. Tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın.